Ben işsizlik sigortasından işsizlik ödeneği alıyordum. Ama Hı. işe başladım. 60 gün şartını burada biz kalan süre kadar ne kadar kalmışsa, 9 aydan 3 ay kalmışsa 3 ay kadar yine aynı şekilde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyorum. Yani işsizlik ödeneğinden kalan süre kadar şeyden yararlanabiliyorum. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyorum. Tam tersi için kısa çalışmadan bir yerde faydalandım. Aynı yani işten Firmada kapandı, ayrıldım. işsizlik Kapandı. alacağım. İşsizlik sonundan da aynı şekilde alabiliyorum. Kalan süre kadar alabiliyorum. Yani sıfırdan başlatmıyor beni. İşte dedim 3 ay yararlandım. Ne kadar yararlanmam lazımdı? 12 ay yararlanacaktım. Bir 9 ay mahsup etme var. yine Güzel. kaldığımız yerden zaten işçiler adına ödemiş olan işsizlik sigortasına, işçi işveren tarafına ödemiş olan işsizlik primiyle ilgili olan fondan Hı. karşılanıyor bu. Yaklaşık da Mesela 150 milyar TL civarında bir işsizlik fonda bir para vardı. En son 2019 yılı Kasım ayı verilerine göre. Kasım Yani ayı verilerine ciddi göre. fon. Evet. Ciddi bir rakam. İnşallah hayırlısıyla yeterli olur. 1 Nisan için başvuru yapacaklar var, yazıyorlar. Bunun için en son gün ne zamandır diyorlar üstad? Yani şöyle Nisan ayının sonu Mayıs'ın başı gibi başvuru yapabilirler. Engel bir şey söz konusu değil. Yani çok Peki. arada 2 ay yani burada geçmiş yönelik başvuru yapılıyor. Zaten buradaki sadece başvuru evrağı değil. Burada esas bizim belirleyici olan sunmuş olduğumuz belgeler. Yani bizim sunmuş olduğumuz belgelerde bu krizden etkilendiğimizi ispatlayabiliyorsak, belgeleyebiliyorsak Hı. Mayıs ayı içerisinde de başvuru yapmamızda bir sıkıntı söz konusu değil. Peki Çok ilk fazla 7 bakmaktan gün sonra. 7 gün anlaşılmamış. Bilal Bey demiş ki ilk tam anlaşılmadı. Biz bu süreç için çalışanı ücretsiz izinli göstersek 7 günü. Yok 7 günü 7. arkadaşlar ilk 7 günü hiçbir şekilde Emre Bey ücretsiz izinli veya ücretli izinli durumu söz konusu değil. Yani burada 7 günle ilgili olan kısımda eğer işçi bu Hı. iş yerinde kısa çalışma ödeneğinden diyelim 7 gün konusunu şöyle açalım biraz. Benim bir fabrikam var. Dedim tamamen kapatma dahilinde iş yerini kapattım. Yani o çalışmayacağım bir ay boyunca. Buradaki çalışılmayan süreyi ücretli izinli veya ücretsiz izin gösterme durumu söz konusu olmaz. Mevzuat buna konuda uygunluk Bu cevaz net. vermiyor. Gayet net Net, ifade gayet ediyoruz. net, Peki. gayet net. Peki. Kısa çalışma listesi dışındakileri diyor işten çıkarsak sakıncalı olur mu diyor bu durum? Hayır, iptal olur. Yani 25'e 2'ye Tamamen iptal göre olur. Hı haricinde hı. 25'e 2 yani şöyle 25'e 2 ahlak ve iyi niyet kuralları ile ilgili işten çıkış kodunu 29 yapan işverenler hariç 7226 sayılı kanunla getirilen düzenleme bu. Bunun haricinde diyor işveren tek taraflı olarak fesih yaparsa burada kısa çalışma ödeneği iptal olur diyor. Yani işten çıkışına, işverenin işten işçi atmasına müsaade etmiyor. Yani mevcudu koruyacaksın diyor. İşverenden kaynaklı mevcudu koruyacaksın. Ben de sana ancak bu şartlarla destek veririm diyor. Bir soru var, güzel bir arkadaşımız da diyor ki İşkur'dan diyor onay gelmeden başvurularımız kabul olmuş olmuyor değil mi diye. Bu Hayır dua gibi. olmaz. Olmaz değil mi? Evet olmaz. Ama Peki. %99,9 olacak. Bir hanımefendi demiş ki sonra benim demek istediğim farklı SGK iş kollarımız var ve hepsi ayrı ayrı tarihlerde kısa çalışmaya başlıyor yönetim Başvurabilirsiniz kurulu her biri kararına için. göre. Hangi Yani tarihi şöyle, yazmalıyım diyor. şimdi burada yönetim kurulunda en eski tarihi yazması yeterli. Tamam mı? Yani Güzel. en Bu eski da tarihi önemli bir şey var. En yani eski yönetim cevabı kurulu yazıyorsunuz. yeni yönetim kurulunda en eski tarihi yazar. Bu tarihten itibaren burada özellikle kendisini de yönetim kurulu kararında sınırlandırmasınlar. Yani sadece diyor ki ben bir bölümünde azaltma için başvurdum. Ya, gerek yok ki bugün yarın belki tam tersi de olabilir. Bir bölüm de kapatmak zorunda kalabilirsin. Hı Tekrar hı yeniden hı başvuru hı. şartı istediğinde bu evrak süreçlerini tekrar etmemek lazım. Yani oradaki 11. maddedeki 4 tane maddemiz vardı. İşletmenin bir bölümünde kapanış olması, Evet. tamamında kapanmış olması, bir de işletmede bir bölüşünde azalma olmuş olması, tamamında bir bölüşünde azalmış olması. Yani bu 4 maddeyi kapsayan süreçlerde de bizim şeye yazmamız lazım. Yani yönetim kurulu kararını yazmamız lazım. Bu dört Sürenin de madde ile yavaş ilgili. yavaş sonuna geliyoruz üstad ama çok fazla şey var. Yani birisi başvuru yapmış, sonradan koşullar değişmiş. Bunlara Evet. önerimiz, şöyle anlıyorum öneriniz sizin üstad. Hemen yeni bir maille, yeni bir şeyle başvuruyu yeni bir maille atınız. Doğru mu? Eskisi Şimdi geçersiz şöyle, kalacak. Doğru mu bu? şimdi yeni personel ilavesi olması durumunda bu koşullarda değişiklik anlamı taşır. Bunun için de yeni bir başvuru şartı gerekiyor. Yani diyelim ben 20 tane personel yazdım ve bu sefer 40 tanesini daha yazmam, bir 40 tane daha yazmam lazım. Ya Bu da sefer günlerini değiştirdim mesela. ya günlerinde şöyle çalışma saatlerinde eğer azaltma meydana geliyorsa, yani ben üst sınırdan almışsam o çok fazla sıkıntı yaratmaz. Hı. Artırmanın da çok fazla sıkıntı yaratmayı düşünüyorum ama
Orada bu konuda en azından ben üst sınırdan onay aldığım için şeyde esası değişiklik olarak değerlendirilmeyebilir orada. Yani çünkü ben 100 lira istemişim. 20 lira istiyor, 20 lira alıyorum yani baktığımız zaman. Ama diğer türlü 50 lira isteyip de tekrar 100 lira 50 lira alıp da 100 lira isteyince o inceleme konusunda biraz sıkıntı yaratıp yeni bir başvuru gerektirebilir. Peki. Nisan için saat üzerinden güne gidilir dediniz. Üstad 1/2 kısa çalışmada kaç gün çalışılmalı o halde diyor. En az kanunda ay içerisinde haftalık çalışma saati 45 saatse en az 15 saat çalışılmamış olması lazım. Elif burada, Aydın, tabii buyurun. Yani kanundaki tanımı haftalık çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması diye geçiyor burada. Bu da haftalık 45 saat ise en az azaltma 15 saatte olmalı. Yani 14 saat ben azaltma yapayım, kısa çalışma ödeneğine yaranayım diye bir durum söz konusu değil. Peki Elif Aydın, Büşra Hanım tüm sorularımızı cevapladı demiş. O kadar cevaplamışız Üstad vallahi bayağı. Gerçek evet. Kişi diyor işverenlerin, biz teşekkür ediyoruz soranlara. Gerçek kişi işverenlerin yönetim kurulu diye bir belge evrazı mümkün yok, değildir. Yok, işveren tarafından evet. Bu konuyla ilgili sadece karar almaları yetiyor. Ya işte olayını atan bir dilekçe gibi bir şey alacaklar, karar alacaklar. Yani limited şirket düzey kişiliklerde karar geçerli. Yani limited şirketlerde, AŞ'lerde. Orada da şöyle söyleyeyim. Bu herhangi bir noter işleme tasdikine tabi olan bir işlem değil. Arkadaşlar da konuştuk bunu. Yönetim kurulu kararı alabilir. Hatta bazı iş kurulu şube müdürlükleri yani şirket müdürüne veya vekiline de bu kararı alıp getirip inceleme yapabiliriz demişler. Yani onay veririz demişler. Yani buradaki süreçte bu geçmiş yıllarda uygulanan çok fazla detaylı inceleme ile ilgili olan süreçler çok fazla meydana gelmiyor. Yani iş kurulu müfettişleri gelip de firmanızda eskisi gibi gelip sizin üretim rakamınız artmış mı, azalmış mı, makinelerinizde üretim rakamları artmış mı, azalmış mı, işte cirolarınızla ilgili olan işlemler üzerine durmayacaklar. Daha çok şirketin bu korona krizinden etkilenip etkilenmediğini belgeler üzerinde inceleyecekler. Belgeler üzerinde inceleyecekler. Peki. 10 Nisan eğitiminin detaylarını sormuş Yeşim Hanım. BNC Türkiye'den edinebilirsiniz veya heryanalitik.com'un gönderileri heryanalitik.com Instagram hesabından erişebilirsiniz. 10 Nisan eğitimi içinde arkadaşlar Servet Bey görüyorsunuz. Bunu uygulamalı olarak yapacağız. Bilginiz olsun. Ona da katılım şimdi, göstermek Emre isteyenler Bey, ben gelsinler. Kısaca şu ilk 7 günlük konusunu ben tekrar üzerine Tabii. Geçmek istiyorum. İlk 7 günlükte bu konu şu. İlk 7 günde sizin eğer tam kapatma yapmışsanız 3,5 günlük yani diyelim örnek 22'si itibariyle ben çalışmaya başladım. Kısa çalışma dönemine geçtim. 22 günlük olan Bodrum'da bir kere ücretimi hazırlıyorum, yapıyorum. Geriye sadece 3,5 günlük ilave 7 günlük çalışmamadan dolayı ücret kalmış oluyor. Şimdi toplam ben bu personele toplam 22 artı 3,5 7 gün çalışmamışsam ara vermişsem tam kapatma sebebiyle 25,5 günlük ücret ödeyeceğim. Şimdi 25,5 günlük ücret ödeyeceğim ama SSK bildirimini ne şekilde göstereceğim? Bu konuyla ilgili hala biz tartıştığımız konu bu. Kurum içerisinde ve bu konuyla ilgili İK yöneticileriyle ve hukukçularla. Benim görüşüm burada şu ama bu kurumun idarenin görüşü benim görüşüm doğrusunda değilse idarenin görüşünü uygulayacağız. 22 günlük SSK priminin bildirilmesi o çalışılmayan olan dönemle ilgili yani 3,5 günlük çalışılmayan süreyle ilgili olan ücretin 22'nin üzerine ilave edilmesi. Yani 22 gün sigorta primi, 25,5 günlük ücret, 25,5 günlük SSK matrahını bildirilmesi yönünde. Ama bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu şunu diyebilir. Ben burada 7 günlük sürenin primini istiyorum. Çünkü genelgede de buna benzer şeyler de var. İşveren uygulama tebliğinde hükümler de var. 7 günlük süreyi isterse biz 25,5 günlük ücret 22 artı 29 günlük şey yapacağız. SSK bildirimi yapacağız. Yani 7 günün SSK'nın bildirimini Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmemiz lazım. Şimdi şöyle bir durum oluşuyor orada. Pekala ücret ile SSK gününün arasındaki farkı nasıl yapacağız? Nasıl izah edeceğiz? Şimdi Bodrum mantığına göre baktığımız zaman Şubat ayında biz Bodrum'ları 28 veya 29 gün çektiği zaman ne yapıyorduk? Bodrum'a ücret ödemesini eğer günlük ücret sistemiyle çalışıyorsak biz 28 veya 29 gün üzerinden ödüyorduk. Ama SSK bildirimi 30 gün üzerine yapıyorduk. Onun için aradaki farkın işçi istesinin tamamını işveren tarafından kuruma ödemiş olması lazım. Peki. Hızlı böyle sorular var. Başvuru kabul edildiği tarihten sonra ne kadar sürede cevap geliyor diye. Şimdilik bir hafta gibi gözüküyor ama yoğunlukla değişebilir. Yani bir hafta 10 gün içerisinde yani 3-5 gün içerisinde gelenler de oldu. Bir hafta 10 gün içerisinde gelenler de oldu.
Bugün yani uygun hikayesi gelmiş olan firmaların eğitimde 3-4 tanesinin şeyini paylaşmıştım, uygun hikayesini paylaşmıştım. Yani toplam müracaat İşkur'a gitmesi, İşkur'dan Rehber ve Teftiş Başkanı'na intikal etmesi. 7 gün müydü üstad ben doğru? 7 mi? 7 gün herhalde. 6 gün. 6 günde dönmüş gerçek bir örneği paylaştı. 6 gün ve şeye yani işvereni de tebliğ olmuş olan bir örnek. Yani sadece dönmesi değil. İşkur'a gelmiş online sistem üzerinden maille. Ve işveren de yani İşkur'da işverene bu yazıyı onaylandığı ile ilgili maili göndermiş. İçi bildirim listesini istiyordu. Peki. Başvuruyu arkadaşlar şöyle bir şey üstad yanlışsa düzelt. Başvuru eğer değişiklik varsa başvurunuzda bunu yeni bir personel başvuruyla... ilavesi varsa, personel ilavesi evet. varsa yeniden başvuru yapmış olmamız lazım. Yeniden başvuru yapmış olmamız lazım. Ana usus yani yeni başlangıç tarihi değişirse evet, mesela evet. o zaman da yeni başvuru yapmamız evet, lazım. Evet aynen öyle. Yeni başvuru doğru, yapmamız lazım. Peki. Evet, şimdi burada ben rakamları belirteceğim özellikle. Şimdi kısa çalışma ödeneği ile ilgili rakamlar üzerinde duracağız biz. Hangi ödeme tutarları üzerinden ne kadar biz kısa çalışma ödeneği alacağız? Onlarla ilgili rakamlara paylaşacağım. Şimdi kısa çalışma ödeneği hesaplanması 12 aylık ortalamanın üzerine hesaplıyoruz biz. Günlük ortalamanın %60'ını biz işçilerimize ödemede bulunacağız. Yalnız buradaki üst sınırımızdan bir tanesi şu. Üst sınırımız neydi kanunda? Asgari ücretin %150'sini geçemezdi. Buna göre 2020 yılında en fazla en az ödenecek olan asgari ücret 2019 rakamlarda baz alındığında 1561 TL kısa çalışma ödeneğinden sigortalılarımız ödene kalabilirler. Ile geldi. Şimdi eğer ücret 4000 TL bir çalışan Emre Bey merhaba. Merhaba, tekrar. Merhaba üstad. Kesildi. Evet. Kapatıyorduk zaten. Buyurun evet, üstad. Ben şimdi bu kişilerin ne kadar kısa çalışma ödeneği alacağıyla ilgili olan kısım üzerine anlatıyordum. Hesaplama 12 aylık kazanç üzerinden yapılıyor. Ben 2020 Nisan ayında kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunmuşsam 2019 yılı Nisan ayı ve sonrası kazançlarım topları bu gün sayısına bölündüğünde günlük kazancım ortaya çıkmış oluyor. Bu günlük kazancım da %60'ını kısa çalışma ödeneği olarak kanun %60'ı şekilde belirlemiş. %60'ını kısa çalışma ödeneği olarak işlere ödeniyor. Buradaki üst sınır şuydu, tekrar etmiş olayım. Asgari ücretin %150'sini geçemiyor hiçbir şekilde. 2020 rakamlarına göre asgari ücretli bir çalışanın 2019'da da asgari ücret almış, 2020'de asgari ücret almış. 1561 TL kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış oluyor aylık bazda. 30 gün karşılığında. 4000 TL alan bir personel 2380 TL yani aylık 4000 TL brüto olan bir personelin 2381 TL aylık 8000 TL alan bir personel ise 4380 TL kısa çalışma ödeneğine yararlanmış olacak. Şimdi buradaki üst sınır neydi? Asgari ücretin %150'siydi. Böyle bir durumda 4380 TL'den fazla kısa çalışma ödeneğine yararlanamamış olacak. Net rakam. Yani 4380 TL maksimum son 12 aylık damga vergisi kazancıma evet. göre. Evet, aynı öyle. Sadece aynen. damga kesiliyor bundan. Evet, damga vergisi. Evet, aynı öyle. Damga vergisi kesiliyor. Peki üstad. Şimdi ödemelerle ilgili ben onun kısmı özellikle belirtmek istiyordum. Yayına bağlamamız en büyük sebeplerden bir tanesi. Ödemeler ilk başta taslakta PTT üzerine ödeneceği öngörüsü vardı. Ama özellikle bu sosyal yardımların PTT'de yapmış olduğu izdiham sebebiyle yani biz koronadan koşarken koronanın bizzat içine düşmüş olacaktık. Maalesef. Bu konuyla ilgili İşkur güzel bir çalışma yapmış. İşçi bildirim listelerinin en sonuna sigortalan IBAN numarasını koymuş. Yani işverenler çalışanları ile ilgili forma IBAN numarasını hatasız bir şekilde yazarsa kısa çalışma ödenekleri artık İşkur'a şeye değil PTT'ye değil sigortalarımızın hesaplarına yatırılmış olacak. Peki üstad yani emekliler de yararlanamıyorlar kısa çalışma IBAN yazmayanlar varmış Meral Hanım. IBAN yazmamış. IBAN yazmıyorsa şöyle İşkur unutmuş yazmayı sonradan. İşkur'un sistemine girip yani sigortalıların kendileri de yani şöyle söyleyeyim o ilk müfettişe veya rehberlik ve teftiş başkanına göndermiş olduğu belgeye yazmamıştır onu. Ama onun haricinde işçi bildirim listesi verecek İşkur'a. O işçi bildirim listesinde XML formatta ve Excel formatta verecek onu. Orada zaten IBAN olduğu için bir problem oluşmayacak.
Ne kadar sürede sizce yatar diyorlar? Bir haftada dönüş oldu ama var şimdi mıdır şöyle, bir süre bunun eğer için? Burada esas olay işverenlerin puantajı. Şimdi bana Nisan ayında onay geldi diyelim. Nisan'ın 5'inde onay geldi. Şimdi ben 1 Nisan'a itibaren başvuruda bulundum. Şimdi Nisan ayı sonuna kadar ben puantajı ay sonu yaparsam, Nisan ayı sonunda 30'u, çünkü işletme kimlerin çalıştığını, bu çalışma ödeneği süresi boyunca kimlerin çalışmadığının XML formatını, aynı SSK'da olduğu gibi XML formatını işkuru vermekle yükümlü. İşkur da sistem üzerinden bu kişilerin kontrolünü yapacak. Yani sisteme direkt aktardıkları zaman ayın sonu itibariyle eğer işkura teslim ederlerse XML listelerini ve evrakları Mayıs ayının içerisinde yatırılır. Bir de şöyle bir şey vardı. Şimdi PTT'den yatırılacak olan süreçte her ayın 5'inde diye söylüyordu. Yani toplu olarak söylüyordu. Ama şimdi artık sigortalıların IBAN numarası şeye yazıldığı için, başvuru formuna veya işçi bildirim listesine yazıldığı için, o her ayın 5'i kavramı benim öngörüme göre ortadan kalkacaktır. Yani onaylandıkça yani böyle sabit bir güne bağlama değil, sisteme yüklendikçe bu kısa çalışma ödenekleri yerine getirmiş olacaktır, ödenmiş olacaktır. Peki Üstad. Şimdi 15 dakika kadar açtık. Bizi bir 70 kişi izliyordu. Bir bağlantı koptu arkadaşlar. Tekrar gelenler için teşekkür ediyoruz. Kısa çalışma ödeneğini konuştuk. Kısa çalışma ödeneğinde Servet Bey 20 yıl kadar birçok kurumda, devlet kurumunda hizmet yapmış. PKF'in de genel müdürüdür kendisi. Bu konuda hani Türkiye'de sayılı insanlardan biridir. Biz de heranetik.com ve BNC ailesi olarak kendisiyle birlikte çalışıyoruz. Birlikte de ortak PKF'in üzerinde bir canlı yayın gerçekleştik. Katılımcılara teşekkür ediyoruz Servet Bey. Bayağı 70 tane falan soru herhalde cevapladık. Evet. 7'den beri cevaplıyorsunuz. Evet. Bir soru da şeydi. 10 Nisan'daki eğitiminiz ne zaman olacak? Detaylar var mı diye. heranetik.com ve BNC'de. Bir de şöyle göstereyim bakayım, canlı yayında oluyor mu? Gözüküyor herhalde değil mi? Evet. Gözükmüyorsa bile sosyal medya adreslerimizden bize aynen ulaşabilirler öyle. Bu konuyla ilgili. Aynen. İşte PKF İnsan Kaynakları .com ve PKF İnsan Kaynakları yine aynı şekilde Instagram hesabından. Bu hesaptan da paylaşacaksınız. Evet, ulaşabilirler. Servet Kaba 81'den de bizimle iletişim kurabilirler. Yine aynı şekilde LinkedIn'de bu konuyla ilgili çok fazla soru alıyoruz biz özellikle. Mevzuat ve uygulamalarla ilgili, idari yönüyle ilgili olan kısımda. Oradan gelen bütün soruları cevaplıyoruz. Yani böyle yani atladığımız soru şimdiye kadar gerçekleşmedi. Ben öyle bir dediğiniz açacağım. Bir soru geldi. Buyurun. Evet. Ben onu soruyu sorayım. Buyurun. Buyurun. Çalışanın önce müşteri deyip sizin yani katılımcılar diyelim. Çalışanın son 60 gün içinde raporu varsa 3 gün veya 5 gün gibi kısa çalışma ödeneğinde sorun olur mu? Bu süre için kısa çalışma ödeneği yararlanmaz. Yani bu süre için yararlanmaz. Ama her şeyden önce işverenin bu personeli kısa çalışma ödeneği listesinde işkura bildirmiş olması gerekir. Anıyı kestim Servet Bey soru için. Kusura şimdi, bakmayın. Anıyı. Buyurun. Onu da alalım. Kapatalım. Geçen hafta biz bu eğitimi Cuma günü yaptık. Bursa Ticaret Sanayi Odası ile beraber. Yaklaşık 500 yakın katılımcı oldu. Hatta bir saatte falan başvuru hepsi Zoom üzerine yapmıştık. Şimdi bakıyorum, soruları okuyorum ben. Saat 1 saat olmuş. Yaklaşık 700 tane soru var. Ben 350. sorudayım. Yani şimdi yani yaklaşık 700'e yakın soru geldi uygulamayla ilgili. Hani mümkün değil 700'ü cevaplandırma imkanımız yok ama bazı arkadaşlarımız veya sigortalarımız diyeyim veya izleyenlerimiz şunu istiyor. Yani sorunun aynı cevabını ben birkaç örnekte, başka bir örnekte vermiştim ama illa benim sorumun cevabını istiyor. Yani istiyorum modunda. Bazen birden fazla soruyu aynı cevabı verdiğiniz halde birden fazla sorular sorabiliyor. Ama biz o konuda siz de bugün gördünüz bütün soruları üşenmeden mevzuat çerçevesinde. Evet, 70'e yakın soru olduk. Arkadaşlar cevapladık. Çok daha fazla sorular gelecektir ama hani yayını yavaş yavaş değil hızlıca kapatmamız lazım. Bordro bazı düşündüğümüz için haftayı 7 gün mü alalım arkadaşlar, diyorlar. Arkadaşlar şöyle bir soru da olmuş. İşte puantajla beraber, raporla beraber birden fazla eksik gün nedeni oluşursa ne yapacağız diye. Bunun yaklaşık bir hafta önce olan cevabı yoktu. 22 diye nedene seçseniz işkur diyor ki 18 haricinde size ben diyor para vermem diyor. Şimdi 27 kodunu getirdiler kanunla. Eğer birden fazla kişinin 10 kısa çalışma ödeneği haricinde ücretsiz izin olabilir. Yani ben kısa çalışma ödeneğine başlamadan önce diyorum bakın özellikle
Ücret izni almış olabilirim. Daha sonra raporum olmuş olabilir. Ve daha sonra ücretli izin de almışımdır. Şimdi de iş yerinin benim adıma yani listeye dahil etmişim. Şartları sağlıyorum. Kısa çalışma ödeneği şarttan sağladığım için başvuruda bulundu. Şimdi başvuruda bulunmuşsa ben 18 kodunu burada verirsem sadece 18 kodu yok. Onun için Sosyal Güvenlik Kurumu bir günceleme daha yaptı. 27 kodu diye. Kısa çalışma ödeneği ve diğer eksik gün nedenleri diye. Yani sizin eğer kısa çalışma ödeneği haricinde birden fazla eksik gün nedeniniz varsa sigortalılarla ilgili bu sefer 18'den değil 27 kodundan bildirmiş olacaksınız. Bir de 29 kodunu merak ediyorlar üstad. 29 kodu nedir ya yani diye. İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket eden personeli yani 25'e 2'nin karşılığı diyeyim bir noktada. İşten çıkartması olarak değerlendiriyoruz biz onu. Peki üstad, ağzına sağlık. Bir saat dedik, hatta 50 dakikada bitiririz dedik. Soru cevabı yarım saat dedik ama full soru cevap oldu. İyi de oldu. 70 kişi toplamda da 200 kişiye kadar girdi çıktılarla evet. Katılımımız oldu. Katılımcılara çok teşekkürler üstad. Ben de teşekkür ediyorum. Heyranetik ve BNC olarak. Evet. 10 Nisan'da eğitimi de bekliyoruz herkes. PKF İnsan Kaynakları'na adresini, Instagram adresini takip etsinler. Çünkü eğitimlerin sadece kısa çalışma ödeneğiyle sınırlı kalmayacak. İlerleyen süreçlerde hani bu kriz bize şunu da öğretti. Uzaktan da olsa interaktif bir şekilde eğitim yapılabilir bize göstermiş oldu. Bu daha vesileyle. İyi oluyor. İki kişili evet. Eğitim, sorulu eğitim daha evet. Güzel oluyor. Yani birebir interaktif olmuş oluyor. Yani orada şimdi genelde bizim toplumumuzda şöyle bir şey vardı. Bir soru sorsak acaba sıkıntı yaşar mıyız? Yazmak daha kolay geliyor. Yani yazmak tabii, tabii. Sormak esasında aynı şey. Yazmak daha böyle şey geliyor. Yani insanlara güzel geliyor. Sorular yazmak peki. Daha güzel gelmiş oluyor. Çok güzel üstad. Vallahi ben teşekkür ediyorum. O zaman davetiniz için de karşılıklı. Bu etkinliğe biz Servet Bey'le devam ederiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Belki bir gece kuşağı yaparız kısa çalışma ödeneği diye. Bakalım hayırlısı SGK. İşleri bitmez diyoruz. Peki aynen. Servet Bey müsaadenizle ben o zaman çıkıyorum. Hoşça kalın. Katılımcılarımıza ve izleyicilerimize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum kendilerine. İyi akşamlar.